Bir şey daha soracağım. Bugün Alaaddin Çakıcı'nın yeğeni, biliyorsunuz siz de takip etmişsinizdir, haberlerde çıktı, bir silahlı saldırıya uğradı. Buna ilişkin işte siz de adını verdiğiniz Sarallar iddiaları ortaya atıldı. Alaaddin Çakıcı'nın avukatı olduğunu bildiğimiz avukat da açıklama yaptı ve bu iddiaya tepki gösterdi. Siz bu meselelerle bir Evet. bağlantı kurabiliyor musunuz yoksa tamamen tesadüf mü? Ya bu kadar olunca bakın şimdi bir hafta önce Bulut Akacan'ın babası vuruldu orada Kıbrıs'ta. Ben zaten onu merak ettiğim için biraz bunları okumaya başladım ve Falyalı üzerine geldi. Ben aslında Bulut Akacan olayına odaklandığım için biraz bu Falyalı'yı hemen bakabildim sağına soluna falan. Öte yandan bir avukat öldürüldü biliyorsunuz. Beşiktaş'ın avukatı Şafak Mahmut Şafak Beyoğlu. Mahmut Yazıcıoğlu. Akrabalığı da var Çakıcı'yla. Ve orada da dendi ki Ahmet Şık bunu dile getirdi. 12 milyonluk bir iş adamının bahis borcu nedeniyle Kapalı Çarşı'da 25 milyonluk bir dükkana el konuluyor. Kalan 13 milyon dolarlık liralık borç için bir alacak verecek tartışması başlıyor. Yasa dışı bahis yani arkadaki çatışmanın asıl nedeni. Çakıcı'nın Kıbrıs'a gitmesi, orada Kratos Otel'le ilgilendiğini duyduk. Yani o oteli tekrar iki kardeş arasında ihtilaf sebebi olan bir otelmiş Kratos. Çakıcı tekrar canlandıracak vesaire gibi şeyler söyleniyor Kıbrıs'ta da. Kıbrıs'ta konuştuğum insanların söylediği bir şey bu. Ve Çakıcı çok Sedat Peker'in açıklamalarını izleyen bir dönemde Kıbrıs'a gitti. Ne kadar yerleşti, ne kadar yerleşmedi bilmiyorum ama bir de bakın 2003-2005 arası 179 gruba Türkiye'de organize suç grubuna operasyon yapılmış. Hemen Çakıcı'ya geleceğim. Çakıcı, Kürşat Yılmaz, Sedat Peker ilk 4-5 isim buradaki. Sarallar bir de. İlk 4-5 isim. Şimdi Çakıcı bambaşka bir pozisyonda Kıbrıs'ta ve bir olağanüstü affa mazhar olduğu da kamuoyunda tartışıldı zaten daha önce. Şimdi onun yeğeni vuruluyor ama bu kadar pardon bir saniye. Bu kadar hızlı tepki gösterilmesi hani Sarallar'la bir çatışmaya mahal verilmemesi için. Çünkü Sarallar hakikaten büyük bir güç, büyük bir aile. Devletle de hükümetle de araları çok kötü değil diyelim en azından. Dolayısıyla böyle bu kadar hızlı tepki verildiğine göre çok ilişkisi olmadığını düşünüyorum. Zaten aile içi bir mesele olduğu vesaire de söylendi. Yani son olarak şunu söyleyebilir miyiz? Yani ortada Sarallar ekibinin şu anda bir güç savaşını görüyoruz. Alaaddin Çakıcı'nın yeniden Kıbrıs'a yerleşmeye çalıştığını düşünüyoruz. Dipnot olarak Devlet Bahçeli'nin ricasıyla serbest bırakılmıştı. Ve Sedat Peker'in de yurt dışında olduğunu biliyoruz. Ya devletin Evet. gözü önünde, Doktor. devletin gözü önünde 1990'larda daha evvelinde de gördüğümüz bir düzen hiç eksilmeden fazlasıyla yeniden oluşmuş ve rahat bir şekilde hayatlarına da devam ediyorlar, operasyonlarına da devam ediyorlar. Para kaynaklarını geliştirmeye de devam ediyorlar. Bunu söyleyebiliyoruz herhalde netçe. Evet. Şu da var. Bakın bahis işi çok önemli. Bahis işinde legal alanla illegal alan bir iç içe giriyor, kesişiyor. Bakın yasa dışı bahis. İşte Kıbrıs'ta site açıyorsunuz ama Türkiye'de yasak olan kumarı oynatıyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Bir takım para sistemleriyle, ödeme sistemleriyle ya da hesaptan hesaba para aktararak müthiş bir organizasyonla yapıyorsunuz. Ama Türkiye'de kenar mahallelerde bile para getiren götüren çantacı deniyor, tahsilat yapar. Bir de bahis ve kumar.
bir takım işte Balkanlarda bir takım, Kıbrıs'ta bir takım ülkelerden online canlı yayın yaparak rulet oynatılıyor, poker oynatılıyor. O canlı yayınlara bahiste bulunuyorsunuz. Kredi var. Krediyi ödemezseniz, borçlanırsanız buna el koyacak mafya var. Hani güç, para aktarma ve illegal bir kumarın iç içe geçtiği bir sektör. Ama bu para devamlı ekonominin mevcut bankacılık sisteminin üzerinden yürüyor. Hesaptan hesaba yürüyor. Aslında kontrolü çok kolay bir şey. Bir takım ödeme sistemleri kullanılıyor. İlanlar veriliyor. Bakın hala Twitter'a girin bakın. Bazı kartların isimlerini yazın. Ben vermeyeyim o ismi. Ama kiralık olarak aranıyor. Alınıyor. Belli bir para ödeniyor bu insanlara. 2000 lira, 3000 lira. O kart üstünden yüz binlerce lira oradan oraya akıyor. Müthiş bir organizasyon bu. Bu o kadar kolay bir iş değil ve burada sadece İstanbul'da değil, en ücra yerlerde. Bakın 2019'da 3 tane kaçak bahis operasyonu var. Bir ucu Kıbrıs'ta olan, biri Sivas'ta, biri Mersin'de, biri Samsun'daydı. Yani Türkiye'nin ortasında, ötesinde, berisinde her yana yayılmış bir organizasyon bu. Dolayısıyla şu anki belki mafyanın en güçlü olduğu, en çok para getiren şey. Orada bir çatışma işte Saralıların diyelim bir düzenine karşı bir girişim çok şaşırtıcı değil o anlamda. Söylemezlerden gelen bir girişim. Var mı sorunuz Emin? Tabii. Benim açımdan önemli olan şey şu. Paranın büyüklüğü, şimdi bazı paralar her yerde büyük paralardır. 200 milyon dolar, 1 milyar dolar, yok 100 milyon dolar, 50 milyon. Bunları kolay telaffuz ediyoruz ama bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nde de büyük paralardır. Bunlar Fransa'da, Almanya'da da büyük paralardır, Türkiye'de de büyük paralardır. Fakat 1 milyar doların veya 200 milyon doların Türkiye'de ifade ettiği şeyle Kıbrıs'ta ifade ettiği şey aynı değildir. Türkiye'de 200 milyon doların veya 1 milyar doların veya 100 milyon doların size sağlayacağı güçle Amerika'da sağlayacağı güç ya da Kıbrıs'ta sağlayacağı güç eşit değildir. Siz eğer 200 milyon doları kontrol ediyorsanız, bilmiyorum gerçekten benim hiç bilgim yok. Benim, zaten mafya benim ilgi alanım da değil. Kıbrıs'ta 200 milyon dolar çok büyük para. Yani etki anlamında çok büyük para. Size sağlayacağı güç anlamında çok büyük bir para. O yüzden ben açıkçası şundan emin olamıyorum sizin söylediğiniz kadar. Bu olayın bir siyasi ya da arka planı yoktur siyasi olarak. Veya mafya dışı bir güç anlamında bir arka planı yoktur'dan açıkçası emin olamıyorum. Sizin söylediğinizi ne dediğinizi anlıyorum. Ben biraz bunu bunu açıklamanız için de bunu sormak istiyorum. Teşekkür size. Ederim. Hayır ben siyasetle ilgisi yoktur demiyorum. Hani görünen ve çözülen tarafı buraya kadar. Ama bakın işte yerine birini geçirecekler diyelim. O geçirecekleri kişi Falyalı gibi o izinleri alabilecek, o ruhsatları sağlayabilecek, o rahatlığı sağlayabilecek. Bakın bir, o adamlarını rahatça gezdirebilecek yasa dışı işlere karışan adamlarını. Veys Çelik denen bir adamı var Faydalı'nın. 2011'den 2015'e kadar kesintisiz olarak tuç işliyor. Sınır dışı ediliyor, güneye gidiyor, güneyde yerleşiyor. Geliyor adam vuruyor. Ondan sonra teslim oluyor. Şikayetçiler vuruldukları halde onlar da kumarhane işletmecileri, Magridliler. Geri alıyorlar şikayetlerini. Bu adam gidiyor bir savcının ofisini kurşunluyor. Takipsizlik, bir başka iş adamının villasını kurşunluyor, takipsizlik. En son Mersin'de gene Kıbrıslı birini vuruyor. Ondan beridir aranıyor. Bu adam Falyalı'nın adamı. Bakın bir tane adamından söz ediyorum. Ve dediğiniz gibi
Milyar dolar bir kavramdır aslında. Ekonomi muhabirlerinin ilk öğrenmesi gereken milyon dolar da bir kavramdır ama milyar dolar çok acayip, çok başka bir kavramdır. Balyalı'nın hükmettiği bu yasa dışı bahis piyasasının, yasal ve yasa dışı bahis piyasasının 5-6 milyar dolarlık bir ciro olduğu Türkiye'de en azından söyleniyor. Bu tahmin, bir takım masanın araştırmaları var. Birkaç yıl öncesinde 50 milyar lira gibi bir rakam ediyor ki dolar kuruyla falan aşağı yukarı 5-6 milyar doları buluyor. Kıbrıs için dediğiniz gibi 200 milyon dolar bile çok büyük bir para ve hani 25 milyar dolarlık falan bir ekonomide toplamından söz ediyorum. Evet. Gayri safi milli hasıladan yanılmıyorsam o civarlarda çok çok büyük evet. bir para. Peki. Aslında Türkiye için de büyük bir para 5-6 milyar dolar. Hani ahlaki yanlarını bir yana bırakın çok büyük bir CEO yapar sizi. Halil Falyalı'yı çok büyük bir CEO yapar Türkiye'de 5-6 milyar dolar. Ne denilir hiç anlaşılmadı. Son cümle. 5-6 milyar dolar hani ahlaki yanlarını bir yana bırakırsanız Türkiye için de çok büyük bir rakam. Hani sanayi şirketleriyle karşılaştırabiliriz. Evet. Peki. Bir yıl. Var mı Barış sorun yoksa teşekkür edeceğim. Son olarak şunu soracağım. Yani çok açık ki hani sürekli bir takım şeyler anlatıyorlar politikacılar ama ya mafyayı bitiremiyorlar ya mafyayı himaye ediyorlar. Ben başka bir açıklama bulamıyorum. Ya bitiremiyorlar çünkü artık neredeyse her gün bir olay yaşanıyor ya da himaye ediyorlar. Sizce hangisi? Yani himaye ettikleri çok açık çünkü bu bir siyasete içkinleşti. Sadece mafya değil. Bir takım 90'lı yılların demin söyledik. Aslında susurluk bitmedi. Hani biz bir şeyler afişe oldu diye bir takım organize suç operasyonları yapıldı diye bittiğini zannettik. Cezalandırıldığını zannettik. Hayır, ne cezalandırıldı ne bitti. Mesut Yılmaz'ın siyasi hayatına mal oldu bunun üzerine gitmek. Ama onun dışındaki bütün aktörler duruyor. Tam tersine evrildiler oralardan ve bu işler de devlet memurlarının kontrolden çıkmasını aşıp bir siyaset yapma biçimi, bir yönetme biçimi haline geldi. Doğal olarak geldi çünkü bakın söylemezler diyoruz. Bu bir bataklıkta yetişen bir şey. Söylemezler Ankara'da bir disco işletirken bucaklarla çatıştılar diye mafya olan bir devlet memuru ailesi aslında. Çok acayip bir öyküleri var. Gerçekten mafya oluyorlar. Organize suça giriyorlar. Beyinleri bir tabip Üsteğmen Mehmet Sena söylemez. Beyin adam. Mafyanın beyni oluyor. Bakın sıradan kendi halinde bir askeri doktoru hani mafyanın büyük suç organizasyonlarından birini beyni haline getiren sistemi de konuşmak lazım aslında. Hani burada sakın atlıyorum vesaire gibi düşünülmesin. Tam tersine sistemi konuşmak gerekiyor. O yüzden çok haklısınız. Yani siyasetin bir aparat olarak kullandığı, bir aparat olarak içkinleştirdiği ve artık normal siyaset yapılamadığı bir döneme giriyoruz belki de. Hani bu cinayette onun sonucu. Balyalı'nın yerini birisi alacak evet ama onun siyasi ilişkilerini de dolduracak aynı zamanda o yerini alan kişi. Belki hani kriminal ilişkilerini de sürdürecek. Kaldığı yerden devam edecek yani. Kaldığı yerden devam edecek. Bence bu çok önemli. Cengiz Erdin çok teşekkür ederiz geldiniz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Şimdi Cengiz'in de söylediği gibi... Bir de yani şu soruyu sormak gerekiyor herhalde.